Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi ile Ekran Gazetesi devam ediyor. Sevgili izleyenler, reklamların ardından Ekran Gazetesi'ne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde Ordu Tabip Odası Başkanı Doktor Ömer Ufkun Yıldırım bizlerle birlikte olacak. Tabip Odası'nın faaliyetlerini, hedeflerini, planlarını konuşacağız kendisiyle birlikte. Önünde güzel bir 2 yıl var. Neler yapılacak değerlendireceğiz. Ardından yine gündemde olan sağlık konularını da kendisine sorup öğreneceğiz. Sizler de bu süreçte merak ettiğiniz konuları mesajlarınız aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Ordu Altaş TV Facebook sayfamızdan bizlere yazabilirsiniz diyelim ve konuğumuza hoş geldiniz diyelim. Hoş buldum, teşekkür ederim. Hocam öncelikle hayırlı olsun. Geçtiğimiz günlerde bir kongreye gittiniz tek listede ve siz başkanlık koltuğuna oturdunuz. Hayırlı olsun temennimizi iletelim. Teşekkür Önünüzde ederim. 2 yıl var. Peki önce kongre sürecini değerlendirelim isterseniz. Nasıl o sürece gittiniz, kongre nasıl geçti? Evet, geçtiğimiz sürecin sonunda kongremizi gerçekleştirdik. 2 yılda bir. Bu olağan genel kurullarımız gerçekleşir. Cumartesi günü gerçekleştirmiştik. Orada bir önceki yönetimin genel faaliyetleri, işte idari mali tablosu, gelecek planları, işte fikirler, öneriler, fikir alışverişleri yapılır. En sonunda mevcut yönetim onaylanır, ibrası gerçekleştirilir. Daha sonraki gündem olan seçime geçilir. Ben bir önceki yönetim kuruluna, özellikle Ali Başkanıma ve ekibine çok teşekkür ederim. Güzel, başarılı bir dönem geçirdiler. Zaten oy birliğiyle ibrasını da gerçekleştirdik. Aynı gün adaylık başvurusunda bulunduk. Bizden başka bir başvuruda bulunan kimse olmayınca biz yönetim kurulu olarak bir sonraki gün tamamen seçilmiş olduk. Görev dağılımımızı da gerçekleştirdik. Görevimize başlamış olduk, mazbatamızı aldık. Bundan sonraki süreçte inşallah ekibime sorunsuz, güzel bir dönem diliyorum. Elbette ekibinizi seçerken bazı kriterleri göz önünde bulundurmuş, buna göre seçmişsinizdir. Ama sizden dinleyelim. Listenizi oluştururken nelere dikkat ettiniz? Hangi kriterler ön plandaydı? Öncelikle her kurumun temsil edilmesi gerektiğini düşündük. O yüzden olabildiğince üye ağırlığı da özel sektörde olduğu için bizim tabip odasında özel hastanelere biraz ağırlık vermeye çalıştık. Ama tabii ki kamuyu unutmadık. Ben kamunun temsilcisi olarak zaten başkan olarak buradayım. Hem bir aile hekimiyim hem de aynı zamanda Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nin bir asistanıyım, personeliyim. Dolayısıyla devlet temsiliyetini bir kenara bırakmadık. Ama özellere biraz ağırlık vermiş olduk. Çünkü üyelerin çoğunluğu özel hastanelerde ve özel kurumlarda. Özel temsiliyetini bu anlamda birazcık baskın gibi tutsak da aslında yani devleti de unutmamış olduk. Bir başkan sonuçta devlet hastanesi veya aile hekimliğinde çalışan bir kişi. Fatsa'dan adayımız var, yönetim kurulu adayımız. Yani yönetim kurulu üyemiz daha doğrusu artık. Ünye'den var, Ordu Merkez'den var. Hepsi kendi alanlarında uzman, hekimliğini zaten sorgulayabilecek durumda asla değiliz. Ama yani aktiflik olarak da hepsi bu, yani tabip odasının faaliyetleri konusunda aktiflik gösterebilecek kişiler. Ömer Faruk hocam var, Ünye Çakırtepe'de. Nihal Hanım var, Fatsa Meditek'te. Ömer Bey fizik tedavi uzmanı, Nihal Hanım. Marka vermeden devam edelim hocam, rica etsem. Buyurun. Kusura bakmayın. O zaman Ünye Fatsa diye belirteyim. Evet, teşekkür ediyoruz. Şimdi tabii bir önceki döneme baktığımızda hatta 2 dönem boyunca yapmıştı uzman doktor Ali Coşkun başkanlığını. Hatta o dönem içerisinde tam pandemiye de denk gelmişti. Yoğun bir tempo ile devam etmişlerdi. Bu süreci iyi bir şekilde de yönetti ve size de bayrağı devretti diyebiliriz. Peki siz şimdi bu 2 yıllık süreçte neler planlıyorsunuz? Aslında ben bu planlarıma seçim öncesi dönemde başladım. Yani gerçekleşmek istediğim şeylere kişisel olarak başlamış oldum. Yani bir odanın gücünü gösteren 2 farklı şey vardır. Birisi temsiliyet, ikincisi aidiyettir. Temsiliyeti artırmak için öncelikle mevcut üye sayınızı mutlaka artırmanız gerekir. Yani ne kadar fazla üyeniz varsa o kadar çok temsil edilirsiniz, o kadar çok sahada karşılık bulursunuz ve o kadar çok işte bürokraside ciddiye alınırsınız diyebiliriz. Seçimden önce üye sayımız yaklaşık 460 civarlarındaydı. Ben 70 tane yeni üye yaptım. Bu sayıyı 500'ün üzerine çıkardık. 500 bizim için kritik bir sınır. Çünkü 500'ün üstüne çıktığımızda yönetim kurulu üyemizin sayısı 5'ten 7'ye çıkıyor. Delege sayımız da aynı şekilde 5'ten 7'ye çıkıyor. Bu şu açıdan çok önemli.
Haziran ayının ikinci yarısında Merkez Konseyi seçimleri olacak. Evet. Burada oy kullanacak kişiler delegeler. Ordunun 5 delegesi varken bir anda 7'ye çıktı. Artı başkanla birlikte 8'e çıktı. 2 oy basit gibi gözükse de orada belirleyici olabiliyor. Evet. Daha o fazla anlamda, söz sahibi olmak anlamına geliyor bu bir yerde. Kesinlikle. Yani ordunun muadil illerine baktığımızda çok daha iyi durumda olduğumuzu söyleyebiliriz üye sayısı anlamında. Bu temsiliyet bizim gücümüzü gösteren yegane faktörlerden birisi. Buna önem veriyoruz. O yüzden bundan sonraki süreçte de üye sayımızı artıracak mutlaka politikalar, çalışmalar üreteceğiz. Bu bizim için çok önemli. Yani kimseyi ayırmadan, kimseyi farklı hissettirmeden, herkese eşit mesafede davranarak üye sayımızı artırmaya çalışacağız. Onun dışında aidiyeti artıracak çeşitli projeler, programlar düzenlememiz gerekiyor. Şu eksikliği görüyoruz sahada. Hekimler birbirinden iyice uzaklaşmış durumda. Branşlaşmanın da artmasıyla birlikte sahada bir kopukluk olduğunu görüyoruz. Maalesef aynı hastane içerisinde çalışan insanların bile sosyal faaliyet anlamında birliktelik gösterebileceği bir alanları olmayışı sebebiyle de maalesef bir uzaklaşma görüyoruz. Oda olarak bunları yakınlaştıracak faaliyetlerde bulunmayı planlıyoruz. Çok fazla branşlaşma var. Hekim camiasında iş yeri hekimliği, diyaliz hekimliği, aile hekimliği, işte devlet hastaneleri, özel hastaneler, üniversite hastaneleri gibi çok fazla bölünmüşlük var. Bunları birleştirecek çeşitli sosyal faaliyetler, etkinlikler, evet, eğitim programları düzenlemeyi planlıyoruz. Tek ses olmak önemli çünkü. Kesinlikle. Yani çatı örgütümüz tabip odası. Onun dışında dernekler, sendikalar çok fazla var. Aktif olanlar da var ama birleştirme noktasında bir yerde tıkanabiliyorlar. Ama orta tabip odası veya tabip odaları, Türk Tabipler Birliği böyle bir engele takılmaz. Hepsini birleştirebilir. Üniversite ayağına da önem gösteriyoruz. Özellikle asistan hekimlerimize. Asistan hekimlerimizin aktif olmasını istiyoruz odalarımızda. Asistan hekim kolu kurmayı düşünüyoruz. Yani çünkü onlar da bu aidiyeti hissederlerse mesleki etik, deontolojiyi primer öğrenebilecekleri yerler aslında odalar. Bizim de zaten hedefimiz bunu geliştirmek. Deontolojiyi diri tutmak hala. Evet. O amaçla onların da odada aktif şekilde faaliyet göstermesini istiyoruz. Onların üyeliğini cazip kılacak bazı anlaşmalar yapmak istiyoruz. Primer hedeflerimiz açıkçası bu ikisi üzerinde kurulu. Şimdi evet, bir başkan değildiniz belki önceki dönemlerde ama tabip odasına oldukça hakimdiniz zaten, içerisinde de yer aldığınız için. Peki sizin şöyle, şimdi başkan da olduğunuz, eksiklikleri daha net görebiliyorsunuz. Tabip odalarının eksiklikleri neler? Mesela hükümetten beklentiler neler? Şimdi tabip odaları, yani muadil kurumlarına baktığınızda eczacılar odası, ticaret sanayi odası, baro, bunların ekonomik olarak çok güçlü olduğunu görüyorsunuz. Ama tabip odasına baktığınızda böyle bir ödeneğimiz yok. Ödenek sağlayabileceğimiz herhangi bir alan yok. Sağlık sisteminin temel taşı hekimlerdir. Yani hekimleri çektiğiniz anda sistem direkt çöker. Yani evet, direkt durur. Onun dışında hepsi kıymetli, hepsi değerli ama hepsinin yerine yani idame ettirebileceğiniz eksiklikler olur bunlar diğerlerini çıkardığınızda. Ama enteresan bir şekilde sanki bu olayın temel taşı hekim değilmiş gibi ikinci plana atılmış durumda hekimler. Hatta üçüncü plana atılmış durumda. Maddi anlamda kaynakların aktığı yere baktığımızda hekim dışı alanlara aktığını görüyoruz. Yani burada bir mantık hatası var. Bunun düzeltilmesi gerekiyor öncelikle. Hükümetten beklentimiz elbette tabip odalarının güçlenmesi için bazı ekonomik avantajlarının olması, bazı yani ödeneklerine kavuşması en azından. Çünkü iş üreten, strese giren, sorumluluğu alan primer bu sektördeki kişiler hekimler. Evet. Yani hekimlerden dönüyor sistemin tamamı, ekonomik olarak da tamamen, özel hastaneler dahil. Hekimin ürettiği performans sonucunda bir gelir elde edilebiliyor. Buralardan bir ödenek aktarılabilirse tabip odaları güçlenir. Ama tabii bunun da yolu, şu anda Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi'nin tutumu ortada olduğu için hükümet de açıkçası bunu da biraz bahane gösteriyor. Yani bir iyileştirme ufukta yok açıkçası. Evet. Ama TTB Merkez Konseyi'ni değiştirebilirsek onların o muhalefet demiyorum, yani muhaliflik olabilir, hepimiz olabiliriz. Siyasi muhaliflikten bahsetmiyorum yani. Evet. Hekimlik anlamında, sağlık sektörünün iyiye gitmesi anlamında bazı eleştiriler mutlaka yapılabilir ama onların tavırları daha çok bir siyasi partiymiş gibi olduğu için, siyasi evet, partinin arka bahçesi gibi olduğu için ve ülkenin bazı milli değerlerine karşı saygısızca davrandıkları için doğal olarak sözlerinin de bir kıymeti olmuyor. Hem vatandaş nezdinde, hem siyaset nezdinde, hem de biz hekimler nezdinde. Önce evet, bizim orayı düzeltmemiz lazım ki bu dediğimiz hayalleri, işte ödenekleri gerçekleştirebilecek tablolar ortaya çıkabilsin. Evet. Şu haliyle çok mümkün değil. Tam da bu noktadan devam etmek istiyorum. Şimdi geçtiğimiz yıllar içerisinde
Türk Tabipler Birliği'nin işte yapmış olduğu açıklamalar, devletle ters düşmesi, hükümetle ters düşmesi, yapmış olduğu açıklamalar hatta tabip odalar arasında bile karışıklığa yol açmıştı. Hatta bu sebeple birçok tabip odası bir araya gelmişti. Ordu Tabip Odası da bunun içerisindeydi. Evet. Yine bu sıkı ilişkiler devam edecek mi bu süreçte? Evet, şu anda bir kopma yok. Yani o ilişkiler devam edecek. Ama biz yani bir... Ne olursa olsun bir siyasi grupla anılmak istemiyoruz. Siyasetle anılmak istemiyoruz. O birlikteliğimizin amacı yani TTB Merkez Konseyi seçimleri ki Haziran'ın ikinci yarısında olacak. Orada daha aktif olmak, orada gücümüzü göstermek ve diğer gruplarla da yani ülkenin milli değerleriyle, temel değerleriyle sıkıntıları olmayan gruplarla ittifak halinde olup seçimi kazanabilecek bir ekip oluşturmak. Bu ittifakın primer amacı aslında bu. Benzer düşünen odalar ama siyaseten yani aynı kafada diyeyim ama başka gruplarla da siyaseten farklı düşünen gruplarla da ittifak yapabilecek bir grup. Birliktelik aslında bu amaçla kuruldu. Bu ittifaklar devam edecek. Çünkü yani bizim Ordu Tabip Odası olarak ülkemizin herhangi bir yani milli değerleri anlamında, temel değerleri anlamında, Atatürk anlamında özellikle, İstiklal Marşı anlamında bunlara karşı muhalefet edebileceğimiz asla söz konusu bile olamaz yani böyle bir şey. Bu konuları şiddetle kınarız her zaman. Amacımız ama siyaset üretmek değil, bunlara odaklanmak istemiyoruz. Biz hekimliğe odaklanmak istiyoruz. Hekimliğin çok büyük problemleri var. Maalesef TTB'nin tutumundan dolayı olay hep burada kilitleniyor. Yani küçük ordu bile olsa hep siyaset konuşuluyor maalesef. Bunları aşmak istiyoruz. Bir şekilde TTB seçimlerinde gerekeni yapıp inşallah iktidarı ele almak istiyoruz. Peki adaylık noktasında dediniz ya Haziran'da bir seçim olacak TTB için. Tabip odaları birleşip bir aday çıkarabiliyor mu? Bu süreç nasıl işliyor? Yani Ordu Tabip Odası bir aday gönderebiliyor mu? Gönderebiliyor yönetim kurulu adayı. Geçtiğimiz dönemde zaten Ali Başkan aday olmuştu, Ali Coşkun. Tabip odaları delege içerisinden adaylık gösterilebiliyor veya üyeler içerisinden adaylık başvurusunda bulunabiliyor. Ama önemli olan adaylıktan ziyade onu seçtirmek. Aday yani ben de aday olabilirim ama önemli olan seçilebilmek. Seçilebilecek en iyi ihtimali olan listeyi bir şekilde ortaya çıkarmak. Bunun için de ittifak mutlaka şart. Evet. Şimdi tabip odasını kapatıp sizin diğer aktif görevinizden devam etmek istiyorum. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu üyesisiniz aynı zamanda. Buradaki aktif göreviniz de devam ediyor. Peki federasyon çatısı altında... yine tabii benzer istekler, talepler var ama şöyle bir değerlendirecek olursak hangi faaliyetler yürütülüyor? AHEF, tüm aile hekimlerinin çatısı diyebilirim. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu, illerdeki derneklerin birleşip oluşturduğu bir federasyon. Gerçekten çok profesyonel çalışan, yani çok fazla kolu olan, sürekli bir ürün üretilen bir organizasyon diyebilirim AHEF için. Gerçekten aile hekimlerinin göz bebeği. 11 tane bizim komisyonumuz var, alt çalışma grubumuz. Hepsinin ismini belki şu an sayamam ama yani 11 komisyonun tamamı aktif şekilde çalışıyor, sürekli iş üretiyor. Örgütlenme komisyonumuz sürekli illerde aktif faaliyetlerde bulunur. Derneği olmayan illere teşvikler ve dernek üretmeye, dernek çıkarmaya çalışır. Eğitim komisyonumuz sürekli her hafta AHEF Akademi diye bizim akademimiz var. Burada sürekli eğitimler düzenlenir. Bu eğitimler bazen ödüllendirmeler de yaparız. Bu şekilde hizmet içi eğitimlerimizin devamlılığı sağlanır. Bilim komisyonumuz var, bilişim komisyonumuz var, basın yayın komisyonumuz var. Ben de basın yayın koordinatörüyüm bu arada. Siz meslektaş sayılabiliriz bu anlamda. çok aktif, hiç durmaz, sürekli gündemi takip etmek zorundasınız. Maalesef sürekli şiddet haberi olduğu için sürekli takip etmek zorundasınız. Evet. Onlara tepki göstermek zorundasınız. Farkındalık günleri, haftaları yine bunun içerisinde yer alıyor. Evet, olabildiğince yapmaya çalışıyoruz. Ama biz de mevcut işimize devam ederek bunları yapmaya çalıştığımız için bizim de tıkandığımız zamanlar olabiliyor. Gerçekten yoğun, yorucu bir süreç. Artık uykudan fedakarlık ediyorsunuz. O da bir yere kadar götürüyor. Ki zaten mesleğin kendisi de zaten uykudan fedakarlık isteyen bir meslek. Üstüne bir de diğer aktif görevler eklenince maalesef uykular aramalıyor galiba. Gerçekten öyle. Çok yorucu olabiliyor. Ama çok AHEF gerçekten profesyonel çalışan bir federasyon. Tabii ki eksikleri var. O da huzur hakkının olmayışından kaynaklı. Mevcut görevimize devam ederek yapmak zorunda oluşumuzdan kaynaklı. Problemleri elbette var.
Ama tabii yaptığınız her şeyin yani bakanlık nezdinde bir karşılığı olması lazım ki siz de bir sonuç elde edebilirsiniz. Evet. Yani o anlamda bakanlıktan dertliyiz zaten. Önceki yayınlarda da söylemiştik. O konuda ciddiye alınmıyoruz, dikkate alınmıyoruz. Konuşuyoruz, konuşabiliyoruz, iletişim kurabiliyoruz. Ama ortaya bambaşka bir tablo çıkıyor evet. Genelde. Alakasız tablolarla. Sonuç istediğiniz gibi olmuyor. Olmuyor genelde. Yani muhtemelen artık onlar farklı kaygılarla bu politikaları üretiyorlar. Yani sahada şu anda hekimleri, sağlık çalışanlarını dinleyen bir mekanizma maalesef bakanlık nezdinde olmadığını söyleyebilirim. Evet. Hocam bu konuyla ilgili söyleyeceklerinizi, son söyleyeceklerinizi alıp artık hastalık boyutuna geçeceğim. Hani size doktorluk mesleğinin gerektirdiğini soracağım. İsterseniz son olarak toparlayalım hem tabip odasını hem de aile hekimleri dernekleri federasyonunu. Yani burada özellikle hekimlerimize primer görev düşmekte. Yani biz ne kadar yaparsak yapalım, ne kadar uğraşırsak uğraşalım, onlar aidiyet hissetmediği sürece, onlar bir şeylere sahiplenmediği sürece hep eksik kalacak. Ne kadar çok sahiplenilirse, ne kadar çok aidiyet hissedilirse, ne kadar çok mücadele edilirse o kadar sonuç elde edilecektir. Bunun mutlaka bilincinde olunması gerekli. Bu bilinci biz artık üniversite yılından itibaren aşılamamız gerekiyor. Evet. Stajyerlerden, internlerden, asistanlarımızdan. Çünkü artık nesil değişiyor. Yani artık alttan onlar geliyor sürekli. Onların bu bilinçli olması, bu bayrak yarışının devam etmesi anlamında çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Özellikle onlara seslenmek istiyorum. Hekim arkadaşlarımıza, hekim dostlarımıza, kardeşlerimize, abilerimize, ablalarımıza, mutlaka odalarımıza, derneklerimize, sendikalarımıza mutlaka sahip çıkalım. Ama buradaki en önemli organ tabip odalarıdır. Tabip odalarına küskünlük olmaz. TTB'nin politikalarını eleştirmek, yani eleştirmekten dolayı kendimizi geride bırakmamamız gerekiyor. Artık bizim de elimizi taşımızın evet. Altına koyması gerekiyor. Yani hepimiz. Eleştiriyorsak eğer daha iyisini yapabiliyor olmak lazım aslında bir kesinlikle. Yandan dediğiniz gibi. O yüzden aktif olarak da varlığınızı göstermeniz gerekiyor. Hocam şimdi şu konuya geçeceğim. Artık bahar aylarına giriş yapmaya başladık. Haliyle alerjik durumlarda vatandaşlarda baş göstermeye başladı. Her ne kadar şu an yağmurlar olsa da dönem dönem Ordu'da sık sık değişimler yaşanıyor. Peki vatandaşlar kendini bu alerjik durumlardan nasıl koruyabilir? Evet, bahar aylarının gelmesiyle birlikte alerjik hastalıklarda artış olduğunu görebiliyoruz. Bu her sezon yaşadığımız bir olay zaten. Beyaz tenli olmanın yan etkileri diyelim. Beyaz tenli insanlar alerjik hastalıklara biraz daha yatkın. Muhtemelen de bakteriyel enfeksiyonlardan, viral enfeksiyonlardan fazla korunmamızdan ötürü birazcık da alerjiye doğru kaymış oldu savunma sistemi. Şimdi bahar mevsimi, polenler havada uçuşuyor. Yani korunmanın yolu açıkçası alerjenden uzak durmaktır. Alerji için genel olarak böyle söylenebilir. Ne kadar korunabilirsiniz, ne kadar uzak durabilirsiniz hayatın akışı içerisinde? O soru işareti. Ama genel olarak şöyle söylenir. Saat 10 ile 4 arasında yani bu alerjenlerin, polenlerin özellikle yoğun olacağı dönemlerde olabildiğince dışarıda durmamak, az durmak alerjiden sizi koruyacaktır. Evet. Alerjik semptomlardan sizi koruyacaktır. Alerjenden uzaklaşmamız lazım evet. Yani kısacası. Peki maske koruyucu bir önlem midir bu noktada? Hani onu solumamak direkt? Maske koruyucu azaltır mutlaka ama maskenin kendisi de alerjen olabilir. Böyle de bir etki gösterebilir. Maskeye bağlı da alerji gelişebilir. Ama maske tabii ki polen anlamında bir miktar koruyuculuk gösterecektir. Evet. Ama %100 korur mu? Korumaz. Yani burada alerjisi olanlar zaten kendilerini bilir. Onların mevsimsel ilaçları vardır. Onları mutlaka kullanacaklar. Tabii henüz tanı konulmamışsa mutlaka hekimine başvuracak. Hekim zaten gerekli tanıyı koyduğunda uygun tedaviye başlayacaktır. Onun dışında genel klasik bildiğimiz öneriler. İşte sağlıklı yaşam, sağlıklı beslenme, bol sıvı tüketimi, spor. Özellikle alerjik olanlar için yüzme önerirler. Paket gıdalardan, özellikle uzun süre depolanmış gıdalardan uzak durmak. Olabildiğince doğal beslenmek. Bunlar genel öneriler. Uyku düzeninin sağlam olması, en az 7-8 saat günlük uyku. Bunlar genel öneriler. Peki şimdi dedik ya hani hava sıcaklıkları çok değişiyor. Mesela Ordu'daki tabloya baktığımızda hafta içi günlük güneşlik dereceler çok yüksek. Hafta sonuna geliyoruz. Yağış, soğuk, kış tekrardan geldi diyoruz hatta. Bu durumda tabii haliyle soğuk algınlığı, grip, nezle gibi hastalıklara da davetiye çıkarıyor. Peki hastanelerde bunun yansımasını gördünüz mü? Kış kadar olmasa da gördük. Bir artış olduğunu fark ediyoruz. Burada tabii nezle, grip gibi hastalıklar bazen alerjiyle de karışır. Veya alerjik şikayetleri olan hastalar daha çabuk gribe, nezleye yakalanabilir. Onun da etkisi var. Yani şu an kaotik bir durumda değil. Kışın bazen gerçekten ciddi artış gösterdiği zamanlar olmuştu. Baş etmekte zorlandığımız zamanlar olmuştu.
Şu anda kaotik seviyede olmadığını söyleyebilirim ama elbette bir artış görüyoruz. Yani genel öneriler, COVID döneminden alışkınız zaten. Maske, evet, mesafe, hijyen, artık bunlar hayatımıza yerleşmiş olmalı. Özellikle sağlık kuruluşlarına başvurularımızda maskemizi mutlaka takalım. Çünkü alan dar, hasta çok. Koridordan geçerken bile artık insanları yara yara geçiyorsunuz. O yüzden maskemizi mutlaka takalım. Hem kendimizi korumak için hem çevremizi korumak için maskesiz sağlık kuruluşuna başvurmayalım. Evet. Tam bu süreçte de özellikle vitamin kullanımı, bitki çayı kullanımı hassafaya ulaşıyor. Ben mesela hani bir öz eleştiri yapacak olursam doktora gitmemek için direnen isimlerden bir tanesiyim. Ya bitki çaylarıyla geçiştirmeye çalışırım ya vitaminlerle, ama bunun tabii kullanımı da önemli değil mi hocam? Mesela kullanım aralığı nasıl olmalıdır? Neye göre kullanılmalıdır? Yani vitamin ve bitki çayları, evet, toplumumuzda yaygın şekilde kullanıldığını görüyoruz. Yani tarihsel sürece baktığımızda bitki çaylarının tarihinin yani 5000 yıl kadar eski olduğunu görüyoruz. Bitkiler ilk tedavi için kullanılan canlılar olmuş. Şu anda da aynı alışkanlık devam ediyor. Ama tabii bunu kararında kullanmak lazım ve tamamen buna sığınmamak lazım. Çünkü bunlar yani bir yere kadar semptomatik iyileşme sağlayabilir ama tedavi etme anlamında bir yerde tıkanacaklardır mutlaka. Özellikle yaygın olarak kullandığımız ıhlamur, kekik çayı, ada çayı gibi çaylar sıklıkla ülkemizde de tüketiliyor. Ben de kullanıyorum gerçekten. Faydasını da görüyorum. Ama tabii bunu abartmamak lazım. Bir tane yapılan çalışma vardı bu bitki çaylarıyla ilgili. Bitki çaylarında ağır metaller tespit edilmiş ve bu ağır metalleri eğer vücudumuza fazla şekilde sokarsak mutlaka vücudumuza artık faydası değil zararı olacaktır. Dolayısıyla bunları kontrollü şekilde, yani günde 2-3 porsiyondan fazla olmayacak şekilde planlamamız gerekiyor. Tabii bunlar semptomatik iyileşme sağlar daha çok ama vücuda birçok faydası gösterilmiş. Tabii sindirim sisteminden tutun da üreme sağlığına kadar, solunum yollarına kadar birçok anlamda faydası gösterilmiş bitki çaylarımız var. Vitamin anlamında da C vitamininin solunum yollarını, hastalıklarını daha hızlı iyileştirdiği söylenir. Bu anlamda takviyesini önemli bulabiliriz. Ama bölgemiz için özellikle dikkat etmemiz gereken bir vitamin var. O da D vitamini. Evet. Çoğumuzda eksik, hiç bakmaya bile gerek yok. Yani kalsiyumu çok yüksek değilse bir hastanın, yani direkt D vitamini başlanabilir. Çünkü kuzey ülkesiyiz. Yani ülkenin de kuzey bölgesindeyiz, en kuzeyindeyiz. Güneş ışınları olabildiğince eğik geliyor. Dolayısıyla D vitamini anlamında biraz sıkıntı yaşıyoruz. Onun da birçok görevi var. Savunma sistemi anlamında da görevleri mevcut. D vitaminini yani hekim kontrolünde en azından belli sürelerle kullanırsak mutlaka faydası olacaktır diye düşünüyorum. Sadece D vitamini ampulünü hekime sormadan özellikle kullanmayalım. Çünkü o çok yüksek miktarda D vitamini içeriyor. Onu, eğer o dozda kronik bir kullanım söz konusu olursa mutlaka onu zehirleyecektir diyebiliriz. O yüzden de dikkat etmekte fayda var. Tabii hekim yani kontrolünde kullanılması gerekir. Özellikle o ampul formunun hekime sormadan, danışılmadan kullanılmaması gerekir. Hocam şimdi tabii yine kaldığımız yerden devam edeceğiz ama reklam aramız da geldi. Önce bir kısa reklam arasına gidelim. Yine konularımızla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sevgili izleyenler, reklamların ardından Ekran Gazetesi'ne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ordu Tabip Odası Başkanı Doktor Ömer Ufkun Yıldırım bizlerle birlikte yine gündemi konuşmaya, değerlendirmeye devam edeceğiz. Hocam bir önceki bölümde biraz da alerjik reaksiyonlardan, hastalıklardan vesaireden bahsettik. Aslında onunla biraz ilişkili bir konuya değineceğim. Geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz hafta içerisinde hatta Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca bir açıklama yaptı kameraların karşısına geçerek. MRS'de yeni dönemin başladığını söyledi. Zaten birkaç yıldır oldukça sıkıntılı bir süreçti bu randevu. Şimdi onaylı randevu sistemi başladı. Peki siz bir hekim olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Eksileri, artıları neler olacaktır onaylı randevunun? Tabii önceki dönemlerden hatırlıyoruz. Randevu konusunda ciddi sıkıntılar yaşandı. Artık sistem taşımıyor. Bunu biz hekimler olarak farkındayız. Yani bunları açabilmek adına çeşitli çözüm önerileri aslında bunlar. O amaçla üretilen bazı çözüm önerileri diyebiliriz. Ama etkinliği konusunda tabii ki soru işaretlerimiz var. Yani uygulama şu şekilde olacak. 2 gün öncesine kadar, yani 2 gün içerisinde gidilecek bir randevu aldığınızda sistem otomatik onaylayacak. Ama 2 gün ve üstündeyse bir onay vermeniz gerekecek. Bir önceki akşam saat 8'e kadar onay vermeniz gerekecek. Eğer onay vermezseniz 15 gün randevu konusunda cezalı duruma düşüyorsunuz. Tabii 80 milyon civarında bir kişi vardı Sayın Bakan'ın açıklamasına göre randevu alıp gitmeyen. Yüksek bir rakam. Yani bunu önlemesi anlamında önemli olabilir ama bu
tamamına baktığımızda %5 %10'a tekabül ediyor. Yani bu da ancak %5 %10'luk bir iyileşme sağlayacağı anlamına gelir sorunların çözümü noktasında. Yani şöyle kaçak bir ifade görüyoruz orada ki tehlikeli buluyoruz o ifadeyi. Kişi 15 gün boyunca randevu alamayacak ama randevusuz başvurabilir diyor. Şimdi öyle olunca sen topu direkt hekimle vatandaşa atıyorsun. Vatandaşla hekimi karşı karşıya getiriyorsun. Direkt sağlıklı şiddeti aslında davetiye çıkarıyorsun. Orada o zaman ifadeni değiştir. Yani 15 gün boyunca bu hizmeti alamazsın de. Yani acil haller dışında. Acillere zaten başvurabiliyor herkes. Bir sıkıntı yok. Acil haller dışında başvuramazsın de. Ya da daha mantıklı olanı SGK'sını dondur. 15 gün ya da bir aylığına SGK'nı dondurdum kardeşim senin de. Gidebilirsin istediğin kuruma ama ücretini ödeyerek gidebilirsin de. Acillere zaten başvurabiliyorlar ama acillere de kısıtlama getirmen gerekir. Çünkü aciller suistimal ediliyor bu anlamda. Dersin yeşil alan dışındaki şeylerini karşılarım ama yeşil alan atıldığı anda bunun faturasını ödersin şeklinde yani bir öneri getirebilirsin burada. Ama tabii ki bunu yapmak biraz zor. Kanunen de ne kadar mümkün bilmiyorum. Bazı kanunların değişmesi gerekiyor olabilir. Ayrıca bunu yapabilmek için de sağlıklı şiddeti kökten çözmen gerekir. Yoksa hekimle vatandaş yine karşı karşıya gelecek, acile gidecek, bana yeşil alan atma diyecek, fark ödeyeceğim diyecek. Hekim yeşil alan atarsa kavga çıkacak, dövüş çıkacak. Yine sağlıklı şiddet vakası yaşanacak. Yani sistem birçok anlamda kilitlenmiş durumda. Artık hekim sayısı yetmiyor, hasta çok fazla, randevu bulunamıyor. Bunları açabilmek için bazı çözümler üretiliyor. Şu an tıp fakültelerinin sayıları inanılmaz şekilde artırıldı. Kontenjanlar çok fazla artırıldı. Ama bu da kalıcı bir çözüm olabilecek mi? Açıkçası emin değiliz. Çünkü yani bir tane hocanız var. Örnek vermek gerekirse bir hocanız var. 3 kişi eğitebilir. Sen bir hocaya 10 tane asistan veya 10 tane hekim verirsen bunun 7 tanesi eksik eğitim alacaktır. Veya tamamı eksik eğitim alacaktır. Bu sefer eksik mezun olacaklar. Sağlık öyle bir alan değil ki. Hata kabul etmez. Telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurur. O zaman ne olacak? O sorunu nasıl çözeceğiz? Yani şu an o soruna doğru hızlıca gidiyoruz. O sorunu nasıl çözeceğiz? Yani onlar olmadan bizim önlem almamız gerekir. Bizim öncelikle, öneriler kısmına geçtim ama. Tabii ki devam edelim hocam. Öncelikle sağlık okur yazarlığını mutlaka artırmamız gerekir. İnsanlar hangi şikayetlerde nereye başvurmalı, nasıl başvurmalı, nasıl bunu yönetmeli? Bu konulara artık hakim olması gerekiyor. Yani bunun artık ilkokul çağında bile verilmesi gerekiyor bu eğitimlerin. Sağlık okur yazarlığını şiddetle artırmamız gerekiyor. Buna ilaveten başvurular artık kontrolsüzce, yani kontrol eden bir mekanizma yok. İnsanlar elini kolunu sallaya sallaya istediği yere istediği kadar başvurabiliyor. Aynı gün içerisinde 3 farklı uzman geziyor aynı şikayetten. Ya bunu yaptırım yapmazsan bu artık kontrolden çıkmış durumda. Bu sefer ihtiyacı olan kişi başvuramıyor. Asıl onun hakkına giriyorsunuz. Hadi bizi önemsemiyor Sağlık Bakanlığı. Farkındayız. Yani biz artık köle gibi çalışıyoruz. Ama vatandaşı bari önemseyin. Yani kişi ihtiyacı var. Randevu alacak. Alamıyor. Niye? Sen gereksiz randevu almışsın. Almış gitmemişsin. Veya 3 farklı hekim gezmişsin aynı günde. Kişi hiç gidemedi. Köyde ihtiyacı olan amca hiç gidemedi. Yazık değil mi? Evet. Bunların aslında önlemleri alınabilir diyebiliriz hocam. Kesinlikle. Şimdi bir de artık yeni bir haftaya girdik. 12-18 hemşirelik haftası. Evet. Özellikle aile hekimliği konusunda konuştuğumuzda bu konudaki sıkıntılara da değiniyoruz. Şöyle bir üstünden tekrar geçelim istiyorum. Hemşirelik noktasında onların yaşadığı, tabii onlarla birlikte aile hekimlerinin yaşadığı sorunlar, sıkıntılar nelerdir? Evet, öncelikle hemşirelerimizin haftasını kutlarım. Bizim kurumlarımızın çiçekleri onlar. Onlarsız bir sistem hayal etmek dahi mümkün değil. Hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Özellikle çalıştığım iş arkadaşlarıma, tüm hemşirelere teşekkür ediyoruz. Sadece hemşire özelinde değil tabii. Ebeler, sağlık memurları, işte hasta bakıcılar, yani sistemin geneli, tüm sağlık camiası gerçekten çok kıymetli, çok değerli. Büyük bir özveri var, büyük bir emek var, büyük bir risk var. Ama biz bir aileyiz. Çalıştığımız kurumlarda bir uyum içerisinde çalışıyoruz. Hepsi bizler için ayrı ayrı kıymetli. Hemşirelerin de yardımcı sağlık personellerinin ciddi sıkıntıları var. Yani aile sağlığı merkezleri özelinde söyleyecek olursak bunu, bir aile hekimiyim, orayı daha iyi görüyorum. Ordu'daki şu anda hemşire açığı, yani aile sağlığı çalışanı açığı %20'lere ulaşmış durumda. Bir önceki yayınımızda yani %10-15 civarlarındaydı. Şimdi %20'lere ulaşmış durumda. Bu kadar kısa süre içerisinde. Giderek artıyor. Evet. Yani sistemin artık yürümediğini buradan anlayabiliriz. Çünkü bizde atama olmaz.
Hemşire isterse geçer, tercih ederse sisteme dahil olur. Bir kurumla anlaşır, göreve başlar. Kimse istemiyor şu anda açıkçası. İşin Türkçesi bu. Kimse aile hekimliği sistemine girmek istemiyor. Çünkü artık can çekişiyor sistem. Gerçekten tabiri caizse can çekişiyor. Sayın Bakanımız açıklamalarında birinci basamağı önemsediğini söylüyor ama rakamsal olarak baktığımızda, uygulama anlamında baktığımızda hiç o şekilde bir uygulama görmüyoruz. Sürekli bir iş dayatması, sürekli bir iş yükü ki hem bu işlerin çoğu hekimler ve hemşireler üzerinden dönüyor. Başka bir çalışanımız yok bizim, öyle bir kadromuz yok yani. Yani sürekli bir iş yükleyip karşılık beklemeksizin bu işlerle bizi muhatap bırakmanız artık bu sistemin sonunu getirmeye başladı diyebiliriz. Ekonomik anlamda da sürdürülebilir değil, iş yükü anlamında da sürdürülebilir değil. Özellikle perifer dediğimiz uç bölgeler, orada da yaşayan bir sürü insan var. Evet. Asıl o insanların sağlık hizmetine ulaşmaları sıkıntılı. O bölgelerde çalışacak ne hekim bulabiliyoruz artık ne hemşire bulabiliyoruz. Sebebi sağlık politikaları. İyileştir, zor bir şey mi? Recep Akdağ döneminde bu sisteme geçildiğinde çok cazipti. Çünkü yeni bir sisteme geçiyorsunuz ve sağlık, yani Sayın Recep Akdağ bu çok önem veriyordu bu konuya gerçekten birinci basamağa. Birinci basamağı en iyi bilen kişi oydu ve keşke onunla devam etseydik. İnanın bu şekilde olmazdı yani, eminim bu şekilde olmayacağına. Ondan sonraki bakanlarımız maalesef süreci çok iyi anlamadı. Sağlık ocağı mı, aile sağlığı merkezi mi, kafa karışıklığı yaşandı sürekli. Dolayısıyla sistem yavaş yavaş özelliğini yitirmeye başladı. Yani ben dahil artık uzmanlık sürecim var. Bittikten sonra aile hekimliği yapmayı düşünmüyorum. Ben dahi düşünmüyorum. Yani çok bu şekilde arkadaşım var. Ne kadar devam eder bilmiyorum. Biz çözüm önerilerimizi sürekli iletiyoruz. Ama hemşireler nezdinde durum çok açık bir şekilde ortada. İş yükleri çok fazla. İş yüklerine kıyasla sorumlulukları çok fazla. Bunlara kıyasla aldıkları ücret komik durumda. Keza hastanelerde de aslında benzer bir tablo var. Ama aile sağlığı merkezlerine göre yani bir tık daha işte iyi denilebilecek durumda oldukları için aile sağlığı merkezleri biraz daha ön plana çıkıyor bu açıklık anlamında. Evet. Hastanelerin bir de avantajı direkt atama yapılıyor. Yani kişi istemese de oraya atanıyor. Mecbur çalışmak zorunda. Bizim öyle bir atama durumu söz konusu olmadığı için, tercihe bağlı gelindiği için sistem bize kilitlenmiş durumda. Ama her yerde benzer sorunlar var. Hasta çok, iş çok, iş yükü çok. Zaman yok. Nöbetler çok ağır, çok yoğun. İnsanlar artık gerçekten çok yıpranmış durumda sağlık sektörü olarak. Umarım ki tamam, şimdi evet haftalarını kutluyoruz. Bir kez daha bizler de kutlayalım ama umarım bu sorunlardan bahsetmediğimiz nice haftalar kutlarız temennisiyle diyelim hocam. İnşallah. Şimdi geçtiğimiz günlerde Kocaeli'de bir olay yaşandı. Gebelik sürecinde sağlıklı olarak nitelendirilen bebek doğumdan sonra Down sendromlu olarak doğdu daha doğrusu. Bu konuyla ilgili de bir yaptırım meydana geldi. Konu mahkemeye taşınınca 20 milyon liralık bir tazminatla karşı karşıya kaldı hastane ve doktor. Bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, yani skandal. Tek kelimeyle skandal. Yani bir hekim acaba 21 milyon TL'yi kaç yılda kazanabilir? Önce bunu hesaplamak lazım. Yani bu kararı verirken bilmiyorum neye dayanarak bu karar veriliyor ama bir hekimin ödeyebileceği makul, mantıklı miktar ne kadar? Öncelikle buna bakmak lazım. Bir ikincisi, hekim o işi üretirken, o hastayla ilgili bir iş üretirken ne kadar para kazandı acaba? Eminim ki yani bir özel hastane ise maksimum 1000 lira, 2000 lira civarında bir şeydir. Devlet hastanesi ise 50 lira, 100 lira civarında bir rakamdır. Ve siz bunun karşılığında 21 milyon TL tazminat ödemeye mahkum bırakıyorsunuz hekim. Yani gerçekten akıl alır gibi değil. Bu şekilde devam ederse defansif tıp zaten arttığını biz görüyoruz. Yani hekimler herhangi bir işlem almak istemeyeceklerdir. Kim 21 milyon TL ödeyebilir ki? Kim ödemek ister? Ama bir ihmal de söz konusu mu hocam? Dosyayı görmek lazım. Evet. Yani o mahkemeye giden dosyayı görmek lazım. Dosyayı görmedim açıkçası. Yani dosyayı değerlendirmek lazım. Yani bir ihmal olsa bile bu kadar bir rakam yani akıl alır gibi değil. Hekim bunu ödeyemez. Ödeyemez, hiçbir hekim ödeyemez. Mümkün değil yani. Bu parada çok astronomik bir rakam. Ve bu artık kötü örnek oluyor. Yani kadın doğumcular, pediatri hekimleri bunlar çok büyük risk altında. Artık bunlar yani hasta kabul etmemeye, olabildiğince hastadan uzaklaşmaya başlayacak. Zaten az önce anlattık, randevu sıkıntısı var. İnsanlar hekime ulaşmakta sıkıntı yaşıyor. Bir de onlar işten kaçarsa ne yapacağız? Nasıl çözüm üreteceğiz? Kamu için bir çözüm üretilmişti. Evet. Komisyonlardan sonra işte bu rücuların devletçe karşılanması şeklinde. Ama özellerle ilgili ciddi bir sıkıntı olduğunu görüyoruz. Yani burada kim ödeyecek? Yani bu adamlar da bizden çok fazla para kazanmıyorlar. Hemen 3 aşağı 5 yukarı aynı. Yani bir hekimin 21 milyon TL ödemesi mümkün değil. Eğer bir hekim 21 milyon TL
tazminata mahkum bırakılabiliyorsa o hekim en az yılda 21 milyon TL para kazanmak zorunda. Bu rakamlara ulaşabilirsek ödesin. Eyvallah. Evet. Ama sen hekim kazanacak 100 bin, 150 bin ödeyecek 21 milyon TL. Kaç yıl? 20 yıl. Yani hiçbir şey, yani evet, kendi hayatını bir kenara bırakalım. Sadece maaşını toplarsak bu kadar ediyor. Evet. Yani matematiksel olarak mümkün değil bir kere. Yani evet, tazminat miktarı biraz fazla ama bence olayın bütününe de biraz bakmak lazım. Şimdi tabii dediğiniz gibi dosyayı da bilemiyoruz ama hiçbir aile de işte sağlıklı diye nitelendirilen bebeğin Down sendromlu doğmasını istemez. Hani en azından ona göre bir önlem alınmasını ister düşününce de. Hani ailenin de haklı olduğu, doktorun, hastanenin de haklı olduğu durumlar vardır. Olayın bütününe bakmak lazım diye düşünüyorum ben de. Şimdi doktora şiddete gelelim. Sağlıkta şiddet, kanayan yaralardan bir tanesi geçtiğimiz günlerde yine Ordu'da da yaşandı. Ülkenin farklı noktalarında, farklı yerlerden bu haberler gelebiliyor. Son olarak da yine Ordu'da yaşandı. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Evet, maalesef Kadın Doğum Hastalıkları Hastanesi'nde bir hekim arkadaşımız Elif Hocam bir şiddete maruz kalmış. Çok üzüldük tabii ki. Her gün buna benzer şeyler yaşıyoruz ama o biraz daha fazla dozda yaşamış bu durumu. Artık biz de her gün yaşadığımız için herhalde biz de normalleştirmeye başladık. Bir tane hasta, kadın hasta maalesef, hocama ölüm tehditlerinden tutun da yani ağza alınmayacak hakaretler, küfürlere varana kadar birçok söz söylemiş. Çok kırıcı, insanlık onuruna yakışmayacak ağır hakaretlerde bulunmuş ve öldürmekle tehdit etmiş. Maalesef. Yani bunları artık duymaktan sıkıldık, yorulduk. Yani bir devletin bir çalışanına, sadece hekim anlamında söylemiyorum. Geçen gün öğretmen biliyorsunuz maalesef evet, katledildi. Yani bunları konuşmamamız lazım, konuşuyor olmamamız lazım bizim şu ki anda. Ki onunla ilgili bir yaptırım da yolda. Mesela eğitimde taslak evet, değişiyor, kanun taslağı hazırlandı. Geçen Cumhurbaşkanımız açıkladı. Hemen aksiyon alındı ama evet, doktora şiddette bu kadar hızlı bir aksiyon göremiyoruz. Biz biraz daha yani açık konuşmak gerekirse politikaya, siyasete malzeme edildik maalesef uzun zamandır. O yüzden bizdeki yaptırımlar, değişimler daha radikal oluyor. Daha uzun vadeli, kolay olmayan yaptırımlar oluyor. Yani birçok önlemler alındı bu konuda ama hala da yetersiz olduğunu görüyoruz. Yani yetmiyor. Artık insanlar bu konuda umursamazca küfür etmeye, hakaret etmeye, saldırmaya devam ediyorlar. Yani orada Elif Hocam'a yapılan şey gerçekten çok ayıp, çok büyük bir terbiyesizlik. O anlamda aslında idari eksiklikler de olduğunu görüyoruz olayın genel işleyişine baktığımızda. İdari anlamda eksiklikler de olduğunu görüyoruz maalesef. Yani bunların giderilmesi için yani tüm idareden, hekimlerden yani rica ediyoruz artık. Hekimlere sahip çıkın. Bu sistemin olmazsa olmazı hekimdir. Sadece hekim değil, hemşire, ebe, yani kim olursa olsun sağlık sektöründeki herhangi bir şiddeti veya kamudaki veya insana herhangi bir şiddeti kabul etmemiz mümkün değil. Ama devlet çalışanını mutlaka korumalı, mutlaka sahip çıkmalı. Bunun için de idarecilerimiz inisiyatif kullanmalı gerekirse. Yani bu olay evet, özelinde öğrendiğim kadarıyla maalesef idarecilerimiz yani harekete geçmekte çok geç kalmışlar. Hekim hocamız bununla ilgili kırgınlık da yaşıyor şu anda. Yani biz idarecilerimizden sahipsiz bırakılmamayı bekleriz. Bir olay başınıza geldiğinde, yani sizin bir olay burada başınıza gelse, önce sizin müdürünüz veya idareciniz evet, size sahip çıkar. Destek versin. Destek ver. Yani evet, bir yani yapabileceği şeyler sınırlı bile olsa bir arayıp geçmiş olsun demesi, arkanda izlemesi gerçekten çok önemli. Yani bundan bile mahrum bırakılması gerçekten çok üzücü, çok acı. Evet. Yani o anlamda biz hekimler olarak herhalde artık biz de bu olayı normalleştirmeye başladık gibi duruyor. Bu kesinlikle normalleşmemeli. Şiddet her yerde şiddettir. Kabul edilemez. Bunu çözmek için elimizden gelen neyse var gücümüzle çalışmamız gerekir. Evet. Hocam şimdi yaz aylarının gelmesiyle birlikte özellikle Ordu'da Ağustos ayıyla, fındık ayıyla birlikte kan stoklarında ciddi düşüşler yaşanıyor. Geçtiğimiz yıllarda bunun benzerini gördük. Hatta bir dönem boyunca ameliyatların bile ertelenebileceği evet, konuşuldu. Şimdi aynı şekilde yine Ağustos ayı gelmeye yakında benzer tabloların ortaya çıkacağı düşünülüyor. Bu konuyla ilgili vatandaşlara çağrınız neler olacak? Yani Ağustos ayı Ordu'nun nüfusunun çok fazla arttığı bir dönem biliyorsunuz. İşte fındıktır, yazdır, okulların evet, tatil olması gibi sebeplerle. Dolayısıyla hasta da artıyor, hasta yükü artıyor, ameliyatlar artıyor, kan ihtiyacı artıyor, her şey artıyor. Sağlıkla ilgili evet, tüm ihtiyaçlar artıyor. Deprem döneminde maalesef Kızılay Başkanı kötü bir isimle anıldığı için Kızılay'a karşı bir tepki oluştu. Ama Kızılay çok eski bir kurum. Osmanlı döneminden beri varlığını sürdüren, bizim için çok anlamlı, çok önemli bir kurum. Onu bir kişiyle addetmek çok anlamlı değil. Evet. Artık o günleri unutmamız lazım. Artık
hepimizin başına gelebilecek bir durum. Yani bizim hekim arkadaşlarımızdan da sürekli mesajlar geliyor. İşte annem ameliyat olacak, babam ameliyat olacak veya acil bir durum var, kan ihtiyacımız var. Hepimizin başına gelebilecek bir durum. Bunu böyle düşünüp yani aksatmadan düzenli aralıklarla gönüllü olarak kan bağışçısı olmamız gerekir. Yani bu bir insana yapabileceğiniz en kolay iyilik, yani en güzel sevaplardan da bir tanesi. Çok kolay gidip kanınızı vereceksiniz, bağışçı olacaksınız ve o bir kişiye can olacak, hayat olacak, can kurtaracak. Yani bundan daha kolay, daha güzel bir sevap bilmiyorum yani daha nasıl bir şey olabilir. Evet. Bu konuda hassasiyet göstermemiz gerekiyor. Gurbetten gelen vatandaşlarımız da bağışçı olabilir. Çünkü Ağustos ayı gurbetçi ayıdır orduda. Gurbetten gelen vatandaşlarımız da bu konuya gerekli hassasiyet, önemi gösterirler ve kan bağışçısı olurlarsa eminim bu sıkıntıyı, sorunu hep birlikte aşabiliriz. Çünkü biz zor zamanlarda millet olma bilincini çok iyi gösterebilen bir milletiz. Kurtuluş Savaşı döneminden beri, evet. Yani tarihimize baktığımızda hep böyle olmuş. Biraz bunu aşılayacak bazı çalışmalarda bulunmamız gerekir. Bunun artık devlet politikası haline getirilip dizilerde, haber bültenlerinde, reklamlarda, her yerde işlememiz belki gerekir. Belki kamu spotlarıyla desteklenebilir. Kesinlikle sahiplenilmesi gerekiyor. O anlamda o şekilde mutlaka artış gösterecektir diye düşünüyorum. Evet. Hazır fındık ayından bahsetmişken keneden de bahsedip öyle yayını kapatalım hocam. Geçtiğimiz yayınımızda da konuşmuştuk ama şöyle tekrar bir üstünden geçelim. Kırım-Kongo kanamalı ateşi tehlikesi devam ediyor bu yılda. Dönem dönemde ölümlerle, kayıplarla sonuçlanabiliyor maalesef. Özellikle işte bahçelerde şu anda ilaçlama çalışmaları da devam ediyor. Artık vatandaşlar kırsala yavaş yavaş çekilmeye başladı. Haliyle tehlikede baş göstermeye başladı. Neler söyleyeceksiniz? Nasıl korusun vatandaşlar kendini? Yani bu hayvan yürüyerek insan vücuduna tırmanan bir hayvan olduğu için yani yerden mutlaka üstümüze tırmanacak. O yüzden vücudumuzu açıklık bırakmayacak şekilde giyinmemiz lazım. Çorapları, pantolonları çorabın içerisine sokmak, uzun kollu giyinmek, yani kafamız, ensemiz dahil açık alan bırakmayacak şekilde kıyafetlerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Böcek kovucu spreyler kullanılabilir. Bu fayda gösterebilir keneleri uzaklaştırma anlamında. Eğer üzerimizde kene fark edersek kendimiz uygun bir yolla, çıplak elle değil ama mutlaka eldivenle çıkarabilirsek uygun bir şekilde derhal çıkarmalıyız. Çıkaramıyorsak sağlık kuruluşuna başvurup çıkarılmasını sağlamamız gerekiyor. Ne kadar uzun süre kalırsa içindeki mikrobu o kadar insana verme ihtimali artıyor. Sağlık kuruluşuna başvurduktan sonra zaten biz hemogram takibi yaparız hastalara. Bir hafta boyunca kendisine takip etmesi gerektiğini söyleriz hastaya. Herhangi bir soğuk algınlığı, gribal bir semptom hissettiğin anda mutlaka hastaneye başvur ya da aile hekimine başvur şeklinde uyarıda bulunuruz. O bir hafta içerisinde bir sıkıntı çıkmazsa zaten genelde sıkıntı çıkmıyor. Yani iyi tarafı ordu, merkez olsun, çoğu ilçesi olsun bu anlamda şanslı diyebiliriz. Şanssız olan iki ilçe var. Mesudiye, Akkuş ve Gölköy'ün işte kırsal kesimleri, daha yukarı kesimleri. O da Tokat'a yakınlığından, Tokat'a Sivas'a yakınlığından ötürü. Oralar sıkıntılı yerler asıl. Ordu o anlamda biraz daha şanslı diyebiliriz ama tedbiri bırakmamak lazım. Mutlaka önlemimizi almak lazım. Bazı insanlar hocam bu kene değil sakırtlak diyor. Hayır, sakırtlak da bir kene türüdür. Yani virüsü bulaştırıp bulaştırmadığını, taşıyıp taşımadığını anlayamazsınız. Dolayısıyla siz hastalık varmış gibi davranıp muayeneniz olacaksınız. Keneyi aldıracaksınız, tahlillerinizi vereceksiniz ve kendinize dikkat edeceksiniz. Evet. Hocam teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız ve verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Tekrardan da hayırlı olsun dileklerimizi de iletelim size. Yeni döneminizde inşallah başarılar. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyenler, haftanın ilk programının sonuna geldik. Yarın yeni konu ve konuklarla karşınızda olacağız. İyi günler diliyorum. Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi Ekran Gazetesi'ni sundu.